Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi. Çocuklarda kış hastalıkları aslında bunların bir kısmı yazın da gözüküyor ama kışın en çok yani halk arasında da bilinen işte grip ve nezle. Tabii ki bunların zemin hazırlığı da işte zatürre gibi, bronşit gibi, kulak iltihaplanması, burun enfeksiyonu. Yine kışın daha sık gördüğümüz özellikle alerjik hastalıkların alevlenme dönemi, astım gibi ve astım zemin üzerinde gelişen bronşitler, bronşiyoliter. Tabii ki kışın daha sık gördüğümüz diğer halk arasında döküntü hastalığı, işte kızama, kızamacı, kaba kulak, su çiçeği gibi hastalıklar ama en sık bilinen tabii ki grip ve nezle. Grip nezle belirtisi nasıldır çocuklarımızda? Şimdi grip nezle hep karıştırılır. Aslında nezle daha basit bir şey. Burun akıntısı, hapşırma, zaman zaman hafif öksürük ve kendini gösteren çok nadiren ateş olur. Grip daha farklı. Yüksek ateş, kırgınlık, öksürük, hapşırma ve grip ikisinin birbirinden farkı en önemli. Yüksek ateşin görülmesi ve daha ağır seyretmesi gripin. Nezle daha hafif seyreder. Örnek bahar nezlesi olur. Bu alerjiden kaynaklanan bir burun akıntısı, hapşırma kendini gösterirken ama kışın olan daha çok virüslerin yaptığı nezleler ama gripten farklı tabii ki. Daha hafif seyirli. Hasta hiçbir zaman iş gücünden kalkmaz. Çocuklar okuldan bile geri kalmaz ama grip çocukların okuldan geri kalmasına sebep olur. Kimisi hastanede yatmak zorunda ya da evinde dinlenmek zorunda. Tedavisi ya yatarak ya da medikal. Grip ve nezlenin genelde tabii ki bir kere dinlenmek çok önemli. Yani gripte özellikle nezlede çok bir şeye gerek yok aslında. Vücut zinde ise zaten yeterli ama gripte yeterli dinlenecek, yeterli sıvı tüketecek, beslenecek. Artı varsa eşlik eden başka bir enfeksiyonlar, bazen bakteriyel enfeksiyonlar, o zaman mutlaka diğer antibiyotik, diğer destekleyici, öksürük kesiciler, burun akıntısı ve ateş hücreleri alması gerekiyor. Kontrol altına rahat kalınabilen hastalıklardır. Bir kere biz korumada en çok önerdiğimiz birincisi vücudun iyilik hali. Yeterli beslensin, dinlensin, stresten uzak dursun. Yani çocuklarda bile örneğin sınav stresi çocukların direncini zayıflatır. Doğal olarak da gribi daha kötü atlatırlar veya da hasta çocukların okula gitmemesi gerekiyor. Birbirlerine bulaşsın. Özellikle buna en çok kreşlerde ebeveynler şikayetçi. İşte kreşe gönderdik. Her gün hasta oluyor. Çünkü bir tanesi hasta olduğunda o diğerlerine bulaştı. O düzelince başka biri getirir hastalığı. Birbirlerine böylelikle aynı ortamda hava yoluyla bulaştıkları için bu hapşırma veya öksürükle virüsler çok çabuk birbirlerine bulaştırıyorlar. Hasta çocuğu okula gitmemesi gerekiyor. Kreşe gitme, çocuğun kreşe gitmemesi gerekiyor tabloda. Yeterli beslenecek, yeterli yeşil sebze, meyveler var, C vitamini, D vitamini, artı gerekirse balık yağı gibi destekleyicilere desteklenecek. Yeterli uyuyacak, uyku düzenleri çok önemli. Mesela kışın çocuklar, uyku düzensiz olan çocuklar daha çok hastalanır, daha çok gribe yakalanır. Bunların düzenli uyuması gerekiyor. Gerekirse sık geçiren çocuklarda, daha çok kapan çocuklarda grip aşısının mutlaka yapılmasında fayda vardır. Mutlaka bir hekime bir kere danışmaları gerekiyor. Ama önlenebilir hastalıklar aslında. Bu da bizim elimizde. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.